çerçeve içerisinde bile iyi davranabilirdi kardeşine. Yani saltanatı tutarak. Nedir? Kendi tahtından yani 15 sene diyelim şey yapardı liderlik veya 20 yıl. Yetmez mi ulan? Yetmez mi? 20 yıl padişah. Ondan sonra kardeşi 20 yaşına gelir. 20 yaşında kardeşim yine 20 yaşında. Yani 20 yaşına niye versen der ki kardeşim sen 30 yaşına gel. Ben de 30 yıl padişahlık yapacağım. Ondan sonra 30 yaşına zaten 30 yıl sonra ben yorulacağım. Ondan sonra sen al sen padişah ol. Veyahut da bir ekip kurar. Hani halka güvenmiyor. Oradan bir ukela, akıllılar şeyi, heyeti kurar. Siz seçin der. Öylece. Efendim etrafında şöyle var. Tabii yani. Şeytani, sistem şeytani olacak. Şeytani sistemi ayakta tutmak için şeytani metotlar olacak. Yani tutup da şeytani metodu niye övüyorsun ki? Demek sistem şeytani. Ya bir insanı öldürmek Kur'an'a göre bu zalime göre peygamber görmüş ya peygamberin inandığı kitaba göre bir insanı haksız yere öldüren dünyanın en bütün insanı öldürmüş gibidir. Allah'ın affetmeyeceği en büyük günahtır. En büyük suçtur. Bir insanı haksız yere öldürmek. Fezillerini mezilen kezde hiç o insan öldürmemişler değil. Yani ölümü sadece katleden birisine bir ölüm cezası verebilirsin. Onunla ilgili ayette iki yolla onu azaltmaya, bitirmeye çalışıyor. Bir kısas, Sünni ve Şiilerin çarpıttığı şekilde değil. Bir de o istatistiksel olarak azaltıyor. Bir de affedin diye şey diyor, maktulün tarafına tavsiyede bulunuyor Kur'an'da. Affedersiniz daha iyidir diyor. Öldürmeyin. Yani katil bile olsa onu öldürmemek daha iyi Kur'an'a göre. E ne yapıyorsun? Bu ileride büyüyecek, belki de benim tahtımı elimden alacak. Onun için onu öldüreyim.